İsmail Tonguç ticaret hayatı boyunca tüpgaz, gıda, beyaz eşya, otomotiv sektörlerinde Çorlu'da bayilik üstlenmiştir. Çorlu'nun Vehbi Koçu olarak bilinen İsmail Tonguç, Çorlu'nun gelişiminde önemli katkılar sağlamıştır. Erken yaşlarda ticaret hayatına atılarak başarılı projelere imza atan İsmail Tonguç, ÇİSAT kurucu üyelerindendir. İsmail Tonguç, 1958 yılında kurulan Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurucu üyesidir. Ayrıca Çorlu Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin de başkanlığını yürütmektedir. 1931 doğumluyum. Koç'la babam 1947'den başladı Koç'la çalışmaya. General, efendim, radyoları vardı. General ismi altında. Efendime söyleyeyim, o bayiliklerle başladık. Ben efendim sonra Vefik Koç'un bütün imalatı olan şeylerin hepsi bayiliğini yaptım Trakya'da. Salim Tatar firması bu general dikiş makinesi olarak bunu imalatını yaptı. Ben de Trakya bayiliğini aldım. İstanbul'da çok geniş çapta çalışmalar yaptık. Araba cantalı bakımından. Ve Isuzu arabalarını 85 senesinde Türkiye çapında 4. sıraya aldı. Türkiye çapında. İsmail Tonguç geniş bir antika araç koleksiyonuna sahiptir. Bu araçların içinde Mareşal Fevzi Çakmak'ın kullandığı araç da vardır. Ben çok küçük yaşta, efendime söyleyeyim, işte 49 yaşında yeni ehliyeti aldığım zaman babam bu başarımdan dolayı bu arabayı aldı. İsmail Tonguç, Türkiye'de ilk defa LPG ile çalışan araç üretimi yapmayı başarmış ve 250 arabaya bu teknolojiyi uygulamıştır. Türkiye'de ilk 3 firmanın birinci imalatçısı bendim. Arabaları LPG gazla çalıştırma ve çok başarılı bir durumdu. Rahmetli Özal da başbakandı. Biz aşağı yukarı, ben İtalyan patentini İtalya'dan aldım. Onları burada imal ettim ve arabalara, daha ziyade taksilere. Fakat gaz yetiştiremediği için hükümet olarak Özal bunu durdurdu. Yani böyle bir imalata müsaade etmedi. Ben evlere gaz yetiştiremiyorum, bunu yapamazsınız dedi. Biz ondan sonra ertelendik, o işi bıraktık. İsmail Tonguç 2004 yılında Çorlu İş Adamları ve Sanayicileri Derneği ÇİSAT'ın başkanlığını yapmıştır. Dernek başkanlığı sırasında Çorlu'nun il olması için Tekirdağ Valiliği ve 5. Kolordu Komutanı Hasan Issız Paşa'yı ziyaret ederek girişimlerde bulunmuştur. İsmail Tonguç konuşmasında Çorlu'nun il olacağına inancının tam olduğunu ve bu konuda bu seneki seçimlerde çok çalışarak Çorlu'dan 3 vekil meclise gönderdiklerini belirtti. 2004 senesinde ÇİSAT İş Adamlar Derneği'nin kurucu üyeliğini yaptık. Ve orada, efendime söyleyeyim, başkanlığını da yaptım. Ve o tarihten sonra ben buranın il olması için başkanlığımda il yapmaya çalıştım. İsmail Tonguç 2012 yılında kurmak istediği vakıf hakkında bilgiler verdi. 50 tane talebem var. Bunun 30 tanesi Kırım'da, 20 tanesi de burada. Bir vakıf kurumu, işletmeci bir vakıf kurmayı düşünüyorum. Kısmet nasip, 2012'de de bu vakfımı kuracağım. Servetimin %50'si de vakfımın olacak. %50 çocuklara yeter. Son olarak ekibimizden Adnan Akın, İsmail Tonguç'un torunu Orçun Tufan'ın görüşlerini aldı. İnsanın hayatında izlediği insanlar vardır, kişiler vardır. Ben birebir Tonguçoğlu'nun yolundan gitmeyi kendine hedef almış biriyim. Haliyle Tonguçoğlu'nun şu an benim gördüğüm bu yaşıma kadar neler yapmışsa bir fiil sosyal hayatından iş hayatına kadar benim örneğimdir. Haliyle doğal olarak onun bir takipçisiyim ve onun yolunda ilerleyeceğim. Kesinlikle çok büyük bir değerdir ve büyük gurur duyuyoruz. Çok da seviyorum ayrıca torun olarak. İsmail Bey, iş dünyasında yeni atılacak genç arkadaşlarımız için neler önerirsiniz? Efendim, bir kere özellikle gençlik okuması lazım. Türkiye artık özelleşti. Her yerde bugün en iyi gençlik iyi bir yerde okursa, hanımı da beraber çalışırlarsa her iki taraftan, en güzel müesselerde kendilerine bir yer ayırması lazım. Bireysel hayatın şunu yapacağım, dükkancılık yapacağım, bunlar geçti. Onun için daimi söyledi, büyük şirketlerde başarılı bir mevkiye gelmeleri lazım ki
Orta tabakan çok üstünde yaşama olanaklarına sahip olacaklar. Ama okumayanlar için Türkiye'de artın iş bulma da kolaylaşmayacak. Yani şimdi belki biraz daha buluyorlar ama yarın liseyi bitirmek normalin altına düşecek. Mutlaka üniversite olacak. Mutlaka yabancı diller olacak. O bakımdan ben gençlere şimdiden sonra tavsiyem okumak. Yani bireysel iş değil, toplum paralarımızı bir yere biriktirerek geniş bir kitle sermayesini meydana getirmek ve bu sermayeyi de kurumlaştırmak şartıyla daha iyi paralar kazanacağına inanıyorum.